CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezindeki üye katılım töreninde konuştu. Milliyetçilik vurgusu yapan ana muhalefet lideri çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu altılı masaya da dikkat çeken mesajlar verdi. Benim bildiğim vatanseverlikse ülkücülük, bayrakseverlikse ülkücülük, bir numaralı ülkücü benim, onu da söyleyeyim. Milliyetçi de benim. Bir numaralı ülkücü benim dedi, CHP'ye yönelik iddialara işte bu sözlerle tepki gösterdi. Bizi hep eleştirirler, hep kızarlar, hep bağırırlar, teröristlerle kucaklaştın, şunu yaptın, bunu yaptın, bir sürü laf ederler. Terör örgütünü saldırdığı adam benim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde düzenlenen üye katılım töreninde verdi mesajlarını. İki kırmızı çizgisinin olduğunu söyledi. Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Bayrak ve vatanlarıyla sorunu olmayanı herkesin başımızın üstünde yeri vardır. İşsizlik sorunu üzerinden iktidarı hedef aldı. Baba işsizse, evlat işsizse, üniversiteyi bitiren çocuk işsizse o evde huzur olmaz. Anne bekler, baba bekler, çocuğun ne zaman iş bulacak bunu bekler. Beklemesi de gayet haktır. Çünkü anayasa diyor ki çalışmak herkesin hakkıdır. Devlet bu hakkı sağlayacak, her türlü tedbiri alır diyor. Yani... Ana muhalefet lideri iktidar olmaları halinde liyakate önem vereceklerini söyledi. Biz altılı masada toplantı yaptığımızda dedim ki bakın Allah nasip eder bu millet bizi iktidar yaptığında Merkez Bankası'nın başına kim atanacak? BDDK'nın başına kim atanacak? Kamu İhale Kurumu'nun başına kim atanacak? Bunları efendim bu bizim partili, bu çok iyi bizim partili, bunu getirirsek bu olmaz, bu doğru değil. O işi en iyi bilen insanları getirmeliyiz.